Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu defa endeks fonlarını inceliyoruz. İyigelir.net'ten almış olduğum verilerle endeks fonlarına göz atacağız. Hangi metrikleri, hangi periyotlarda nasıl gerçekleştirmişler beraber bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen incelemeye başlayalım. Bunun için bir Excel tablo hazırladım yine arkadaşlar. Artık alıştığınız görsel Excel tablomuz bu. Burada gördüğünüz gibi bir renklendirme yaptım. Bu renklendirmeyi de sizin için okunmayı veya görsel anlamda fark etmeyi daha kolay hale getirmek için yaptım. Bizim zaten endeks fonlarımız çok sınırlı sayıda. 16 tane endeks fonumuz var arkadaşlar. Tefası açık. Burada zaten ekranda gördüğünüz tabloda ben portföy büyüklüğüne göre endeks fonlarımızı en yüksekten en düşüğe sıraladım. Zaten endeks fonların arasında bakın en hacimli olan iş portföyün BIST teknoloji ağırlık sınırlamalı endeks fonu 4,6 milyar TL gibi bir büyüklük taşıyor. 87.900 yatırımcısı var. 7 üzerinden 7 risk puanı almış bir fon bu. 1,90'lık bir yönetim ücreti var. Fonun 53,89'luk kısmı dolu. Yani %46'lık kısmı hala satılabilir durumda. Zaten dikkatinizi çektiyse ekrandaki tablo arkadaşlar daha çok kırmızılardan oluşan bir tablo. Çünkü endeks fonları pasif yönetilen fonlar riskli fonlar. Çünkü bir endeksi takip etmek üzere aktif yönetim yapılmadan sadece 0,90 oranında bir korelasyon sağlamak gibi bir ön koşulla takip ediyor sadece. Yani bir aktif yönetim söz konusu değil. Pasif yönetim olduğu için endeksin olumlu performansını da olumsuz performansını da doğrudan yatırımcıya yansıtıyor. O anlamda bir aktif yönetim olmadığından daha riskli kabul edilen fon gruplarından bir tanesi. Zaten bunu da negatif getirili gün oranlarında, aşağı yönlü risklerinde, maksimum kayıplarında görmek mümkün fonların. Mesela TT fonda negatif getirili gün sayısı 36,58 olmuş. Aşağı yönlü risk 21,93. Maksimum kayıp da bakın buna yakın gerçekleşmiş. Aşağı yönlü risk bir tahvil. Maksimum kayıp ise son bir yıllık dönemde bu fonun en fazla ne kadar aşağı düştüğünü gösteriyor. 21,87'lik bir düşüş yaşamış. Bir aylık performanslar 6,82. Yılbaşından beri %62'lik bir inanılmaz getiri var. Sene başından beri biliyorsunuz teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksini takip eden pasif fonlarda, endeks fonlarda çok ciddi bir getiri söz konusu oldu. 3 aylıklara bakalım 53,46 bir getiri sunmuş TT. Son bir yılda 191,42, 6 ayda 80,99, son 3 yılda %508'lik bir performans var. Son 5 yılda ise 20 kata yakın bir getiri sunmuş yatırımcılara. Şimdi ekranda gördüğümüz tabloda yatırımcı sayıları, portföy büyüklüğü gibi eklemeler de yaptım. Doluluk oranlarını da ekledim arkadaşlar. Sizin istekleriniz doğrultusunda. Yatırımcı sayısı en yüksek ikinci fon yine bir iş portföy fonu. İş portföyün İş Bankası iştirakleri endeksi. Hisse senedi TL fonu. Hisse senedi yoğun fon arkadaşlar. Stopajsız bir fon. İlk fon da aynı şekilde. Yani hisse senedi yoğun fonlar zaten herhangi bir stopaj taşımıyorlar. Getiriler üzerinden herhangi bir stopaj ödemiyorsunuz. Şimdi ikinci sıradaki iş portföyü fonunda da büyüklük 2,9 milyar TL seviyesinde oldukça güçlü bir yatırımcı ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. 35.069 yatırımcıyla beraber. 7 üzerinden 7 risk puanı almış bir fon bu. Yönetim ücreti yine 1,90. Bu fondaki doluluk oranı daha düşük seviyelerde 11,32. Ancak TT'ye göre negatif getirili gün oranı bakın %45,28 ile daha yüksek sayıda olmuş. TT'nin Sharpe oranı 4,57 olurken TI3 fonu 1,78'lik bir Sharpe oranı sunabilmiş performans olarak. Sharpe oranı da biliyorsunuz alınan bir birimlik riske karşılık elde edilen getiriyi ifade ediyor. Yani bir birim risk alıyorsunuz 1,78'lik bir getiri elde ediyorsunuz. Aslında tatminkar seviyede değil açıkçası. Fakat 4,57 TT'nin performansı Sharpe oranı anlamında değerlendirirsek olumlu gözüküyor. Şimdi iş portföyün TI3 fonu kısa vadede oldukça olumsuz performans göstermiş. Son bir ayda 6,13 yatırımcısına kaybettirmiş. Yılbaşından beri 12,98'lik bir getiri söz konusu enflasyonun altında. 3 aylık performansta da 10,88 gibi bir performans söz konusu. Bunlar olumlu performans değil şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde. 6 ayda 8,06 getirmiş ama en iyi performans dönemi bakın 3 yıllık performans 669'luk bir getiri sağlamış. Yeşilin koyuluğunu görüyorsunuz orada. Daha iyi performans sağlamış. Aynı dönemde diğer endeks fonlarına göre. Son 5 yıllık performansı ise
11 katlık büyümeyi ifade ediyor. %1133. Portföy büyüklüğü açısından 3. ve 4. sırayı banka endekslerini takip eden 2 tane fon alıyor. Burada Ak Portföy'ün ve İş Portföy'ün arda arda geldiğini görüyoruz. ADP ve TAU kodlu fonlarıyla. Ak Portföy'ün fonunda 17.413 tane yatırımcı var. İş Portföy'de ise 19.440. Ak Portföy'ün 1,9 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz. İş Portföy'ün fon büyüklüğü yatırımcı sayısı Ak Portföy'e göre daha fazla olmasına rağmen daha mütevazi kalmış 1,3 milyar TL seviyesinde. Yapı Kredi Portföy'ün BIST ağırlık sınırlamalı getiri endeksi yani teknolojiye odaklı fonu 1 milyar 75 milyon TL'lik bir varlık büyüklüğü taşıyor. Toplam portföy büyüklüğü o seviyede 31.790 tane yatırımcısı var. Fonun bakın risk seviyesi 7, yönetim ücreti 2, fonun doluluk oranı 0,46 seviyesinde. Oldukça geniş bir hacmi var fonun gördüğünüz gibi. Negatif getirili gün sayısı olarak baktığınızda ise %39,37 gibi bir veri görüyoruz. Şimdi şarp oranı tarafında bu fon mesela bakın daha kıymetli bir sonuç çıkartmış ortaya. 4,05'lik bir şarp oranı var. YHZ kodlu fonun. Fonun aşağı yönlü riski 20,93 olarak ölçümlenmiş. Maksimum kaybı ise %22'ler seviyesinde. Zaten dönemsel performanslara baktığımız zaman yeşillerle dolu bir satır görüyoruz. 5,74 bir ay, 55,73 çok güçlü bir şekilde yılbaşından beri bir getiri söz konusu. 3 ayda %48, 6 ayda %69, son bir yılda ise yatırımcılara %169,46 getiri sunulmuş. Yapı Kredi Portföy'ün YHZ fonu genç bir fon gördüğünüz gibi 3 yıl ve 5 yıllık alanlarda herhangi bir verisi yok. Onu da belirtmiş olalım. Şarp oranı tarafında bir not iletmek istiyorum. Mesela aktif yönetilen fonlarda videolarımı takip ediyorsanız çok daha iyi şarp oranları var. Mesela bizim ekranımızdaki endeks fonlarının şöyle bir averajını alalım, ortalamasını alalım. Bakın 1,82'lik bir şarp oranı ortalaması var. Yani bir birim risk alıyorsunuz, 1,82'lik bir getiri üretiyorsunuz. Yani 1,82'nin üzerindeki bütün şarp oranları aslında endeks fonlar özelinde ortalamanın üzerinde bir performans gösterdiler anlamına geliyor. Yani videonun açıklama kısmından zaten tabloyu indirebileceksiniz. Bu gözle bakmanızda fayda var. Maksimum kayıplar bakın yüksek. Maksimum kayıpların ortalamasını aldığımızda ise 16 adet fonda bu ortalama değerinin 17,22 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 17,22'nin üzerindeki kayıplar ortalamanın üzerinde kayıplar olarak nitelendirilebilir. Aynı şekilde aşağı yönlü risk tarafına baktığımızda ise aritmetik ortalamayı alıyoruz burada arkadaşlar. Çok karmaşık bir işlem yapmıyoruz. 21,24'lük bir ortalama söz konusu. Burada da bizim dikkat edeceğimiz şey aşağı yönlü risk metriğinde 21,24'ü geçen bir fon var mı yok mu? Yani ortalama 21,24 seviyesinde bu gözle değerlendirmekte fayda var. Şimdi fonları incelemeye bu defa portföy büyüklüğünden başladık biliyorsunuz. İsterseniz bir yıllık performansta yani dönemsel performansta nasıl bir tablo var onu beraber görelim. Bir yıllığa göre ekranımızı güncelleyelim arkadaşlar. Büyükten küçüğe performansları sıralayalım. Şimdi bir yıllık performanslarda tahmin edebileceğiniz gibi teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksini takip eden fonlar önde geliyor. %191, %169 gibi. Hemen arkasından bir banka endeksi fonu geliyor arkadaşlar. TEP portföye ait yani son bir yılda %107 gibi getiri sunulmuş yatırımcılara. Aynı şekilde iş portföyü hemen arkasından geliyor. Bakın rakamlar birbirine o kadar yakın ki %106,72'lik bir getiri sunulmuş. Çünkü sadece banka endeksini takip eden fonlar bunlar. Yani çok küçük nüanslar var aralarında. Ak portföyün banka endeksi de 105,76 getirirken Yapı Kredi portföyün bu defa banka dışında veya teknoloji dışında farklı bir finansal alana, farklı bir yatırım ufkuna yatırım yapan fonu var burada. Sürdürülebilirlik endeksini takip eden fonu bu. Orada da 103,05'lik bir getiri sunulduğunu görüyoruz yatırımcılara. İş portföyün İş Bankası iştiraklerini topladığı endeks fonu burada %98'lik bir getiri sunmuş. Hatta 99 seviyesinde enflasyon üzerinde. Fakat bu fon özellikle performansını uzun dönemde gösterebilmiş. 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi metriklerde oldukça kötü performans gösterdiğini görüyoruz. Fakat 1 yıllık performansı enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş. 3 yıllık performansı da gördüğünüz gibi %669 seviyesinde. Fonlarımızı isterseniz negatif getirili gün oranlarına göre bir sıralayalım.
Hangisinin negatif getirili gün oranı en yüksek olmuş arkadaşlar? Hemen buraya bakalım. Şimdi negatif getirili gün oranı en yüksek fonların ortak özelliği Borsa İstanbul 30 endeksini takip eden endeks fonları olması. Burada ilk sırada iş portföyün BIST 30 endeksi hisse senedi fonu var. 50,79'luk bir negatif getirili gün oranı. Hemen ardından HSBC portföyün aynı yatırım ufkuna yatırım yapan endeks fonu var. 50,39. Garanti portföyün, AK portföyün ve aktif portföyün Borsa İstanbul 30 endeksini takip eden endeks fonları da peş peşe geliyor. Yani 100 günün yarısında bu fon ekside bırakıyor sizi. Oldukça riskli. Zaten risk puanlarını da ekranda görüyorsunuz. F kolonu yani risk kolonu kıpkırmızı. 7 ve 6 risk puanlarından oluşan fonları barındırıyor. Borsa İstanbul 30 performansından sonra endeks performansından sonra Borsa İstanbul 100'ü takip eden endeks fonlarına baktığımızda oradaki kayıpların da bakın %47'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Deniz portföyü bakın 47,24 negatif getirili gün oranına sahip. İş portföyün banka endeksi 46,85. Yapı kredi portföyün BIST sürdürülebilirlik endeksi hisse senedi fonu da bakın 46,85'lik bir negatif getirili gün oranına sahip. Bunlar riskli fonlar demiştik. Zaten bunu negatif getirili gün oranında çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın ortalama 46,69. Yani 46,69'un altında bir negatif getirili gün oranı aslında ortalamanın altında bir negatif getirili gün oranı. Aşağı yönlü riskler biraz daha makul gözüküyor. Fakat negatif getirili gün oranları yüksek. Maksimum kayıplara baktığımız zaman en fazla kayıp yaşatan fon hangisi olmuş bu dönemde? İsterseniz bir ona bakalım. Banka endeksi bakın gayet riskli yapısını gösteriyor. Negatif faiz dönemi gibi rasyonel olmayan politikalarla doğrudan karşı karşıya olan bir sektör banka sektörü. Orada da zaten maksimum kayıpların bu nedenle derin olduğunu görüyoruz. %25'e yakın sayan kayıplar var. Banka endeksi son dönemde özellikle riskli yapısını ciddi şekilde korumuş. Zaten bu da performanslara yansımış arkadaşlar. İsterseniz aşağı yönlü riski en düşük olan fonlara bakalım. Orada da bizim dikkatimizi hemen aktif portföyün Borsa İstanbul 30 Endeks Hisse Senedi Fonu dikkat çekiyor. Orada aşağı yönlü risk bakın 18,82. Aynı yatırım ufkuna sahip olan, aynı endeksi takip eden fonlar arasında bakın öne çıkmış. Mesela HSBC portföyün BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu orayı takip eden fon 20,48'lik bir aşağı yönlü riske sahip. Birbirine yakın değerler ancak riskli veriler olduğunu söylemek hiç yanlış olmayacak. Çünkü bunlar pasif yönetilen fonlar arkadaşlar. Portföylerimizde uzun vadeli bir çeşitlendirme istiyorsak ve portföyümüzdeki pozisyonları sektörel anlamda ayrıştırmak istiyorsak, mesela portföyümüzde bir banka getirisi taşımak istiyorsak, BIST banka endeksini takip eden pasif bir fon tercih edebiliriz. Ancak bu noktada şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bunlar pasif yönetilen fonlar. Fakat pasif yönetilen fonların dış dünyada gördüğümüz gibi yani global piyasalarda gördüğümüz gibi ETF'ler gibi daha ucuz maliyetlerle yatırımcılara sunulmuş olması gerekir. Ancak bizde durum farklı. Bu pasif yöneten fonların yönetim ücretlerine bakalım arkadaşlar. 2,05, 2,01, 2. Bakın ortalama zaten ikiler seviyesinde. Hatta ortalamayı alalım. Nasıl bir ortalama varmış? Onu bir görelim arkadaşlar. Ortalama 1,87 arkadaşlar. Pasif yönetilen fonlara bakıyoruz şu anda. Bir endeksi takip ediyor bu fonlar. O endeksin performansını 0,9 korelasyonla yatırımcıya yansıtmayı hedefliyor. Yani bir aktif yönetim yok. Aktif yönetim yapabilmek için katlanmanız gereken bir personel maliyeti yok. Bir insan kaynağı maliyeti yok. Operasyonel maliyet de oldukça kısıtlı. Çünkü sadece takip yapıyorsunuz. Gerçekten bu rakamlar bana çok yüksek geliyor. Özellikle kanalımda bulabileceğiniz yabancı varlıklara yatırım yapan, içinde ETF'ler bulunduran, yabancı borsa yatırım fonları bulunduran fon videolarına baktığımızda orada incelemiş olduğumuz ETF'lerin 0,20 gibi, 0,30 gibi, 0,65 gibi çok uygun yönetim ücretleri var. Onlar da pasif yönetiliyorlar. Onlar da bir endeksi takip ediyorlar. Endeks içerisindeki ağırlıklandırmayı doğrudan yatırımcılarına fon performansında aktarmaya çalışıyorlar. Yani bir pasif yönetim var. Bizim sermaye piyasamızda pasif yönetilen fonların yani endeks fonlarının bu kadar maliyetli olmasıyla ilgili bir itirazım var açıkçası. Bunlar çok daha ucuz olmalı bence. Çünkü aktif yönetim yok dediğim gibi. Endeks fonlarının uzun vadeli bir yatırım ufkuyla portföylerde bulundurulmasını ifade etmiştik. Peki uzun vadede fon performansları nasıl olmuş?
5 yıllığa göre yani ekranda gördüğümüz en uzun döneme göre bakalım fonların performansına. Burada iş portföyün 2 tane fonunun ilk ikiye aldığını görüyoruz. Bunlar zaten eski fonlar arkadaşlar. Bir tanesi TT, bir tanesi de iştirak fonu. 19 kat ve 11 kat gibi getiriler sunmuş mesela son 5 yılda yatırımcılara. Üçüncü sırada Deniz Portföy'ün temettü odaklı yani temettü endeksini, temettü 25 endeksini takip eden bir endeks fonunu görüyoruz. Orada da 9 katlık bir getiri var. %905 seviyesinde. 3 yıllığa bakalım isterseniz. Orada durum nasıl gerçekleşmiş? Büyükten küçüğe sıralıyoruz ve 3 yıllığa göre en iyi performansın biraz önce kısa vadedeki, kısa dönemdeki performansını eleştirdiğimiz TU3 kodlu İş Bankası iştirakleri fonu olduğunu görüyoruz. %669'luk bir getiri sunulmuş. İkinci sırada Ak Portföy'ün banka fonu var. 622. Üçüncü sırada İş Portföy'ün banka fonu var. 615. Aynı yatırım ufkuna sahip fonlar. Aynı endeksi takip ediyorlar ve getiriler gördüğünüz gibi çok küçük. Aralarında öyle çok majör bir fark yok. Yani bir banka endeksini, bir sürdürülebilirlik endeksini veya Borsa İstanbul 30'lu portföyünüzde çeşitlendirme amacıyla bulundurmak istiyorsanız ve uzun vadeli olarak portföyünüzde tutma planınız varsa hangi fonu aldığınızın aslında çok önemi yok. Çünkü takip ettiği endeks bildiğimiz endeks Borsa İstanbul 30, Borsa İstanbul 100 veya teknoloji endeksi gibi. O nedenle performanslar birbirinden çok 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 ayrışmıyor. Birbirine yakın gerçekleşiyor. Onu da söylemiş olalım. Fonlarımızın yatırımcı sayısına göre nasıl farklılaştığını görelim arkadaşlar. Orada da önemli bir tespit yapacağız aslında. Burada dikkat çekici olan 87.900 yatırımcı sayısıyla iş portföyün zaten uzun süredir sektörümüzde faaliyet gösteren bir endeks fonu olduğunu görüyoruz. Bu tabloda asıl dikkat çekici olan SAS kodlu Ak Portföy Fonu'nun yani Sabancı Topluluğu şirketlerini yatırımcılarla buluşturan endeks fonunun 65.150 gibi çok kısa bir sürede oldukça güçlü bir yatırımcı ilgisini çekmiş olması. Portföy büyüklüğü de zaten 1 milyar TL'ye dayanmış. 963 milyon TL. Fonun risk puanı 7 üzerinden 6. Yönetim ücreti 2. Yüksek. Yani bunlar yüksek ücretler arkadaşlar. Doluluk oranı da 19.39 seviyesinde. Bakın satırda yani SAS'ın satırında başka herhangi bir veri yok. Çünkü fon çok genç bir fon. Bildiğiniz gibi negatif getirili gün oranı, Sharpe gibi, aşağı yönlü risk ve maksimum kayıp gibi metrikler bir yıllık performans dönemine göre hesaplanan finansal metrikler arkadaşlar. Endeks fonlarında sermaye piyasamızda kaç tane yatırımcı var? İsterseniz birlikte bakalım. Zaten siz de bunları görebileceksiniz tabloya bırakacağım. 332.513 tane yatırımcı var. Bu ekrandaki veriler Perşembe akşam kapanış verileri arkadaşlar. Ben bu videoyu 17 Mart 2024 akşamı çekiyorum ve bu akşam sizinle paylaşmayı planlıyorum. Azımsanmayacak bir yatırımcı sayısı var 313 bin gibi. Buradaki portföy büyüklüğünün de endeks fonlarındaki portföy büyüklüğünün de 16.7 milyar TL olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar video içeriğinde söylediğim gibi endeks fonlar yapıları gereği pasif yönetiliyorlar. Bir endeksi takip etmek amacıyla kurulmuşlar. Endeksin performansını doğrudan yatırımcıya aktarmayı hedefliyorlar. Bu anlamda ETF'lere benziyorlar. Borsa yatırım fonlarına benziyorlar. Ancak ETF'ler, borsa yatırım fonları yapıları gereği daha ucuz maliyetli sermaye piyasasında yatırımcılara daha ucuz maliyetlerle sunulabilen fonlar. Ancak endeks fonlarının aynı şekilde olmadığını görüyoruz. %2'ler seviyesinde bir yönetim gider ücreti var. Bence pasif yönetilen fonlarda daha düşük ücretler, daha uygun maliyetler olmalı. Portföylerimizi uzun vadede çeşitlendirmek veya çeşitlendirmek için alternatif yaratabilmek amacıyla. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir, sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşma konusunda bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.